Kim olduğumu mu diyorsun? Ben Fatma Gayacı. Ali Haydar kuzi Fatma Gayacı. Tonya'dayım. 45 senedir burada yalnız duruyorum. Uzun uzadıya tanıtmadı kendini. Yalnızım diye özetledi. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Karakısrak mezrasında yalnız bir kadın olarak yaşamak Fadime Kayacı'nın kaderi oldu. Beyi kız kardeşim oldu. Peşine ben oldum. Peşine bir erkek kardeşim oldu. Peşine bir daha erkek kardeşim oldu. Peşine şimdi fotoğrafını çektik. Küçük kardeşim oldu. Peşine bir daha kız kardeşim oldu. Taş tuvarlı, teneke çatılı, toprak zeminli yayla evi bir zamanlar kalabalıktı. 3 kardeşiyle anne ve babası öldü. Diğerleri de evlenip kendi yoluna gitti. Fadime Kayacı evlenmediği için hiç pişmanlık duymadı. İstediseler bizi babamız vermedi. Biz de beğenmediğimiz yere gitmedik, kaçmadık. Evet şimdi kaçayla mesela, sevdiğini kaçayla. Biz de babamızın yüzünü kara etmedik. Peki pişman mısınız hani çoluk çocuğum yok diye? Olmadı, daha iyi duruşam. Diyeceksin neyi? Peşine rahmet mi bulmasın diyecek nenem babam. Öyle ya. Bütün sevgisini yeğenine verdi. Epilepsi hastası çocuk 14 yaşındayken Fadime Kayacı'nın kara ateşte asılı fasulye kazanına düşerek öldü. Fadime Kayacı bu trajik ölümden sonra bir daha köye gitmedi. 27 yıl boyunca yeğeninin hatırasına saygı için yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak mezrasında tek başına yaşadı. Oydu ben daha aşağı gitmedim. Ben daha gitmem. Onun sebebini ben daha aşağı gitmedim. Tek başınıza sıkılmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Ormanda burada yabaniler var. Hocam, yabani olsa ne yapacak? Ben yabani. Kurduğum ekilde zardı değil. Titi de dumada vardı gitti. Yani, korkmuyorsunuz ondan? Ne korkacağım ondan? Kurttan ne korkacağım? Vurma bir testleri. Televizyon falan da yok. Yok, radyo vardı. Radyo var. Ne yapacağım? Televizyon hocam, radyo var orada. Yağacak mı, yağmayacak mı? Kâhter eser, kâhter yalan işte öyle böyle çıktı oldu yaz. Ne çamaşır makinesi oldu, ne buzdolabı, ne televizyonu. Zaten elektrikle de bir yıl önce tanıştı. Sırganla, kara lahanayla beslendi ve ömründe sadece 2 kez doktora gitti. Evet. Bir işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Dolma yaparız, çorba yaparız, murlama yaparız. Kendisi peynirimiz oldu mu her şey yaparız. Peynir yalaşı yaparız, kuymak yaparız. Her çeşit yemeklerde yaparız. Biz olay yemek işini bana sorma. Yemek işini bana sorma. Yalnızlıktan sirkan yaparız. Ana sirkan yaptın mı? Onun tuzunu çaldın mı? Ben sıcak pasta mandırla bandırına yedin mi? Ahırında 2 danası, bir oğlağıyla köpeği var. Evine araba yolu olmadığı için ihtiyaçlarını hala sırtıyla taşıyor. Taşıyorum da bir işte buradan yüklüyordum. Yok hadi taşıyorum. Ne taşıyorsun? Onu mu, tuzu mu? 2 kere doktora gittiniz. Daha gitmedik. Peki böyle kalbiniz, şekeriniz, tansiyonunuz? Yok. Öyle tansiyonum bizde yoktu. Bizde şimdi kocalık var şu an. Beller o gayri tutmaya da mı? Bunlar gitti artık. Ne yalnızlıktan ne de yabani hayvanlardan korkuyor. Çocukluğunun, gençliğinin ve şimdi de eli bastonlu ihtiyarlık yıllarının geçtiği dağları o kadar çok seviyor ki ölümü de burada bekliyor. Ben varı gideyim. Benim köyüm yakınlaştı uşağım. Neresi senin köyün? Toprak. Benim köyüm toprak yakınlaştı. Toprağı severim ben. Fadime nine 77 yıllık ömrünü burada geçirdi ki bunun 27 senesinde tek başınaydı ve buradan gitmeye niyetli değil. Son nefesini de yine burada vermek istiyor. Emine Okumuş, Kanal 7 Haber, Tonya, Trabzon.